Ne var? Bugün Separatör. separatör tamir edeceğiz bugün. Evet. Yukarı bakıyorum. Geçenki yukarıdaydı ya kamera. Separatör tamir etmiyoruz tabii. Yok. Başlıkta geldiniz zaten görüp muhtemelen. Oppo'muz var. Are you listening? Tamiret'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferdi. Tamiret kanalına hoş geldiniz. Ben Semih. Oppo A5 2020. Bizim bir bit pazarcı abimiz var. Bazen böyle iyi cihazlar bulduğu zaman kendine de yapıyor. Bize de sağ olsun veriyor. Ama tabii bunu bize vermedi. Kendisinin cihazı. Ekran buradan kırık. Kapak falan biraz kötü durumda. Yine de ben separatörle ısıttım. Şu an ısınıyor separatör. Şöyle açık. Diyeceğiz. Bit pazarcının telefonunu tamir ettik. Olabilir, güzel. Şöyle arkadaşlar telefonu görün. Bakın. Kırık. Kendi kendine basıyor şu an. Ben bu kamerayı daha çok seviyorum. Güzel. Burada ben bunu göremiyorum ya. Zaten arka kapağı şöyle elimi çıkartacağım. O zaman yeni bir serim yapıyoruz. Bit pazarım internetim var. Bit pazarı var. Bit pazarı orada deposu var. Bu da bit pazarcıdan. Aynen öyle. Acaba bunu hangi tornavida ile açsak bugün? Bunu şeyle açalım. İFU. İFU'nun şurada uçları zaten daha önceden hazırlanmış. Bizim değil. Bit pazarcı arkadaşımızın dedik. Biz o yüzden fiyatını bilmiyoruz. Biz satın almadık. Sadece bize tamir etmemiz için verdi. Oppo'nun hangi modeli? A5 2020. Güncel telefon. Biliyorsunuz biz tamir yaparken telefonlarında özelliklerinden bahsediyoruz. Güncel fiyatlarından da bahsediyoruz. Bir bakalım ne kadarmış. Ne özellikleri varmış. Kaç güne kadar olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çok sizden talep geldi bu konuda. Telefonların ekranlarını, iPhone'ları zaten biliyorsunuz biz kendi web sitemizde tedarik ediyoruz, koyuyorduk. Ama Oppo, Samsung, Android grubunu koymuyorduk linklerini. Sağlam yer bulamadığımız için koymuyorduk açıkçası. Ya şimdi daha önceden de sürekli konuştuğumuz bir şey bu. Bu tarz ürünler alırken mesela ekran olsun veya batarya değiştirmek istediğiniz ne olursa olsun birçok satıcı var. Yalnız her zaman da satıcıların sattığı ürünlerde sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şöyle hani yıldızlarına bakıp puanların linklerini paylaşacağız sizinle. Hatta biz de oralardan satın almayı düşünüyoruz. Bu arada Oppo'nun ben sıfır fiyatını da açtım. Trendyol fiyatına bakacağım. Sıfır cihazların uygun bulduğumuz yerler oluyor zaman zaman. Biz çok takip ediyoruz piyasayı. Siz de onların linklerini de Instagram'dan paylaşırım. Oppo A5'e ben Trendyol'da bakıyorum şimdi. Ya birkaç firmadan bakıyorum. Teknosa, Vatan, Trendyol hepsi burada. Bugün elime Trendyol denk geldi. Ona baktım. 2109 lira. A5S 32'lik diyor. Bir de Teknosa'ya bakalım. Sen fiyatlarına bakıyorsun. A5S. Bazı arkadaşlar şey diyor. Uf diyor. Hurda telefon diyor. Sıfır fiyatına mı satacağınız? Yok, biz bunu hani sıfır almak isteyenler olur. Şimdi bu kanalı bazı insanlar şöyle izliyor. Tear down denen bir şey var. Satın alacağı bir ürünün içinin açılmasını istiyor vatandaş. Kendi satın alıp açmıyor. Bizim gibi kanallar yurt dışında bu daha yaygın. İçini açıyorlar. İçinde ne var bakıyorsun. İşte hangi malzemeler kullanılmış. O tarz izliyorlar ve sonra sıfır almaya karar veriyorlar. Ondan dolayı paylaşıyoruz. Böyle yani. Şu an stokta yok. Zaten onlar A5 modellerimiş. Bu 2020 modeli. Daha önceden ekran değişmiş demiştim. Bakın burada zaten belli. Bu arada bu malzemelerin hepsi IFU'nun içinden neyse, çıkıyor. Neyse Trendyol'da hesaplı fiyatı var. Bulursam yani linkini unutmazsam koyarım aşağı. IFU da sevdiğimiz bir tornavida oldu. Biz bununla yeni tanıştık aslında. Dünyada kullanılıyormuş. Fakat Türkiye'de pek bilinmiyor. Değişmiş ekran. Şimdi burada yapmamız gereken şuraları bir temizleyelim. IFU'nun da hala indirimli linki var elimde. Paylaşırım sizinle açık tamam bölümünde onu da. Güzel öneririz. Buna çıtasız ekran takıyoruz herhalde. Ondan ortak kasayı temizliyorsun. Evet, çıtasız. Çıtalı ekranı zaten Oppo'larda biz tecrübemiz var. Bulunmuyor pek. Piyasada yok ben çıtalı ekranı. Bundan da bahsedeyim seni temizlerken. Biz yarışmalar yapıyoruz. Fırsat buldukça gün içinde, hafta sonu, videodan önce, videodan sonra yarışma yapacağımız videodaki soruları soruyoruz. Diyelim bu videoyu yayınladık. Bir saat sonra diyoruz ki yarışma olacak. İşte en son yayınladığımız videodan soru soracağız diyoruz. 5-6 kişiye hediye veriyoruz. O yüzden de Instagram'ları ekleyin ki katılım şartları oluyor. Hikayede paylaşıyorum zaten. Abonelerimize öyle ufak tefek takip ettikleri için bize teşekkür babına jestlerimiz oluyor. Daha önce de değişmiş olduğu için biraz burada kalıntılar fazla. Evet, daha önce değişmiş. Bir de T7000 kullanmışlar herhalde. Buraları iyi temizlemezseniz ne yazık ki güzel oturmaz. Şimdi tamir yapıyoruz dedik ya hani başkasının tamiri. Neticede kendi cihazımız değil. Yanlış anlaşılmasın şu. Tamir almıyoruz kanal üstünden. Şu şekilde oluyor sadece. Birkaç ay önce başlatmış olduğumuz bir olay vardı. Dedik ki hani biz yetişemiyoruz. O yüzden kısıtlı tamir alabiliriz. Sadece işte ekran ve kasa pil değişimi gibi şeyleri sıvı temas ve anakart almayız dedik. Onun için de katıl butonuna gümüş abonelik yaptık. WhatsApp numaramıza erişiyorsunuz. Gümüş ve üstü, gümüş, altın, platin, elmas. Anca o şekilde alabiliyoruz. Yoksa kanalı ticari amaçla kurmadık yani. Video yapalım. Videomuz beğenilsin. İşçiliğimiz görülsün. Biz de tamir toplayalım değil. Kanalın amacı size tamir öğretebilmek. Bundan mütevellit de
birlikte tamir almıyoruz. Sadece işte o katıla gelenlerin birkaç tanesinden dediğimiz arızalarsa alıyoruz. Yollamak isteyen olursa yine gelsin katıla oradan. Yani yollamak isteyen olursa dediğimiz arızalarda anakartal olmayan, sıvı temas olmayan, pil batarya kasa değişimleri gibi. Diğerlerine zaten bizim vaktimiz de yok yapmaya. Öyle bir şey yaparız. Anakart tamiri yapan çok iyi yerler var. Anakart tamiri yapmıyoruz. Anakartlarımızı satmıyoruz. Burada cihazlarımızı da satmıyoruz. Bu telefonları da satmıyoruz kanalda. Bunlar çok sorulan sorular olduğu için cevap verme gereği duydum. Burada cihazlarımızı sadece hediye ediyoruz. O da videonun sonunda ya da bir önceki videoya bakarsanız anlatıyorum zaten nasıl hediye ettiğimizi burada cihazlarımızı. Dikkatlice takıyoruz. Ekranı deneyeceğim. Ekranda bir arıza, bir ölü piksel gibi bir durum var mı? Dikkat edin jelatinleri sökmüyor. Hiçbir şekilde zarar vermiyorum. Şu an itibariyle bugün ayın 1 Şubat. 11 gün sonra kanal kurulalı 1 yıl oluyor arkadaşlar. Aa evet doğru. Ya 12 Şubat'ta ilk videoyu atmıştık bu kanala. Evet. İlk videomuzu merak edenler varsa şu anki formatla hiçbir alakası olmadığını göreceklerdir. Bir izleyin derim. Yorumlarda beklerim onu da. Nasıl acaba? Ya bizim amacımız hep farklıydı başladığımızdan beri. Hala ya, da aynı amaç üzerinde devam ediyoruz. Hala biz kesinlikle profesyonel bir kişiye bir şey öğretmek istemiyoruz. Profesyonel bir tamirciye, bir telefoncuya. Bizim işimiz sizle arkadaşlar, ev kullanıcıları. Şifresi var. Şifreyi bilmiyoruz. Soracağız mı? Biliyor mudur? Bir arayalım soralım. Bence bilmiyordur. Yani. Bence de. Kimdir ne zaman almıştır? Hurda almış olabilir. Ya yeni aldıysa bile hurda aldı ya da biliyorsa. Yani. O yap dedi. Ekranı... Bazen Letgo'dan falan da alıyor ama belki not aldıysa bir araya. Arayalım olmadı. Şimdi her zamanki gibi E8000'imizi sürelim. Biraz ben bu çıta konusunda hassasım. Hala kalıntılar var. Evet. İnsanın başına türlü işler açabilir bu çıtadaki o kalıntılar. Ekran kırılmasına kadar sebebiyet verebilir. Toz alır. Yapışkanlığın etkisini belli bir zaman sonra toz aldığı için yitirir. O yüzden dikkat edin siz de. Bunda da çok sürmüyoruz. Şimdi arkadaşlar biz E8000 sürmeyin diyoruz ya. Yanlış anlaşılıyor. Arka kapağı sürmeyin anlamında diyoruz. Sebeplerini E8000 kullanarak tamir yaptığımız özellikle Android cihazlarda bol bol anlattık. Bir iPhone 8 Plus'ın arka camı evet sür oraya 8000. Ama bir Xiaomi Note 8 Pro'nun arkasına sürme. Evet. Donduğu yerde biz de şunu yapalım. Burada bu sette de iyi cımbız var ha. Kaç tane cımbız? 3 tane cımbız var. Gayet güzel. Bunu aldın mı başka ekipman almana gerek yok. Tabii. Yani cımbız. Bir cımbız seti 45 lira. Bir pena seti 45 lira. İyi bir pena seti. 3 tane cımbız var. Setini 45'e alamazsın. Alamazsın. Bir cımbız 45 cımbız lira. Cımbız alırsın. Doğru. Bir cımbız. Pardon. Pena seti 45 lira. 3 tane cımbız var. Cımbızın tanesi 45 civarı. 2-3 tane plastik pena var. Bir tane metal pena var. Evet. Bir tane şu kaşık diye tabir ettiğimiz var. İki tane uzun plastik var. Tüm Apple uçları var. Şu var. Laptop uçları var. Plastik sponger diye geçiyor. Şu var. Bu da var. İşte bataryayı kaldırmak için veya çığırdı. Metal değmesin diye yerlere. Ya bir de bunların bazı tek tek bulunan satılan şeyler değil. Ancak Çin'de aynen bakarsınız. Bizde tek tek de var. Mesela benim sponger'ım da şöyle. Ucu yamuk şurası. Evet. Daha değişik mesela buna göre. Şimdi M8000 yapışana kadar arka kapağı çift taraflı bant yapıyorum. Bunu her zaman belirtiyorum. Ben arka kapağı E8000 sürmüyorum. Arkadaşlar arka kapağı E8000, T7000, D7000 sürmeyin. Kaç video önceden birkaç tane yorumu not etmiştim de. Bunlarla ilgili cevap verelim mi? Bilmiyorum. Değerse verelim, değmezse vermeyelim. Ha, sıfırdan telefon tamir etmeyi anlat demiş bir arkadaş. Sıfırdan. Ya arkadaşım onu yapalım da o... Onu çok dağınık. Ya da mesela cep telefonu alırken şey demiş. Ne belge alalım? Ya yani kimlik fotokopisini veriyorsa şahıs alın ama vermeyebilir. Bir arkadaş da şey almış. Yani Huawei cihaz almış. Cihaz aldıktan bir ay sonra klona düşmüş. Bunda nasıl dikkat ederiz diyor. Onda yapacak hiçbir şey yok. Çünkü bu cep telefoncuların da çok başına geliyor. Vitrinde bile cihaz klona evet, düşebiliyor çalıntı e-mail'ine. Onu alırken e-mail.gov.tr'den e-mail'ine bakarsınız. Kayıtlı görünür veya işte nasıl görünüyorsa ama sonradan klona düşebilir. O satıcıyla da alakalı değil. Yani onda tek şey eğer aldığınız cihaz faturası varsa fatura ile beraber BTK'ya başvurursunuz. Ama ne yazık ki bir tane cep telefonla açılabilir e-mail'si. Eskisi gibi öyle her hatta takıp e-mail'i kullanamazsınız. E-mail'i klonlama işi yani kopyalama işi başka bir cihazın e-mail'ini başka bir cihaza atma işini biz bilmiyoruz arkadaşlar. Bizim malumatımız yok. Bizim yaptığımız bir işlem de değil. Nasıl yapılır? Nelerle yapılır? Zaten yasal olmayan bir şey. Aynen öyle. Tamam. Onun için bilmiyorum kimler yapar. Telefoncu arkadaşlara falan sorun yani. Şimdi arkadaşlar biz muhabbet ediyoruz ya. 10 dakika beklememiz lazım bunun donması için. Ondan dolayı konuları başka ne sordular? Dur bana başka. Söyle ben cevap vereyim. Ha, bir arkadaş da telefon tamircisi olmak mantıklı mı demiş. Ne yapmak lazım onun için demiş. Valla telefon tamircisi olmak mantıklı. Bana göre en mantıklı şey çiftçi olmak. Yani işte bakış açısı günümüzün işi sayılır. Bence ama çiftçilik tabii, hiçbir zaman bitmez. Bence de her işin bir zorluğu var. Biz de az çok iyi kötü bir şeyler yapıyoruz kendi çapımızca tamir. Ama tabii tamirci olmak için ne yapmak lazım? İlk önce belki bir telefoncunun yanında çalışmak lazım. Öyle kursa gidip olmaz. Yani
Biraz tamircinin nesi olacağız? Mesela tanıdıklarım da var. Söktak denilen kısım var bu işte. Bizim yaptığımız anakart genelde söktak olay var. Hangisi daha stresli, hangisi daha çok para kazandırır? Anakart tamiri güzel para kazandırabilir ama çok az denk gelir. Ya da çok az randımanlıdır. Çoğu telefon size ikinciye kesinlikle gelir. Yani gelir. En mantıklısı, en problemsizi genelde montaj işleri. Aynen öyle. Ekran değişimi, batarya değişimi. Ama basit gibi görünse de hepsinde bir ustalık ve işçilik lazım. En basitinden telefonu açıp tekrar toplamayı bilmeniz gerekiyor aynı şekilde. Evet. Malzeme önemli. Yazılım stresli, biraz yorucu, beyin yorucu daha doğrusu olabilir. O da çok fazla yok yapan kişi. Talep de çok fazla yok. Genelde bir pasajı bittiğin zaman bir anakarttan anlayan vardır. 10 tane dükkan varsa bir tane yazılımcı vardır. Diğerleri de genelde söktak işi yaparlar. Yani genelde öyle oluyor. Teknik servisçiler genelde yanına, kurumsallardan bahsetmiyorum, ekstra bir yazılımcı ya da anakartçı almazlar. Komşusuna yaptırır ya da orada etrafta bu işi yapana yaptırır. Bir saniye. Senin Siri niye böyle Siri bir şeyler bizim yapıyor? Dediğimiz bir şey mi algıladı? Ya lafını böldüm. Telefon tamircisi olmak için tabii bir yerden başlamak lazım. Belki birinin yanında çalışmak gerekiyor. Ya şöyle düşün. Photoshop öğrenci mesela var şu an, arkadaşım da var. Edit yapan da var. Okula gitmedi. Birisinin yanında da çalışmadı. Sadece internetten video izleyerek Photoshop öğrendi. Ve şu an 10 numara iş yapıyor. Piyasaya da iş yapıyor. Kendini geliştirdi. Bazı işlerde hani okulla da olmuyor bu. Güzel evet. Sanatlardan mezun olup bir sürü animatör arkadaş da işsiz mesela. Yani şimdi cep telefonu. Farklı işler yapıyor ya da. Tabii cep telefonu tamircinin de alakalı. Okulu yok yani. Bunun da okulu yok. Bu ilgili ile alakalı. Elektronik bölümü falan var tabii birçok yerde veya milli eğitimde haberleşme sistemleri diye de bölümler var. Biraz daha bunun daha mantıken yani atasını anlatıyor da haberleşme teknolojileri. Daha çok uydusal, telsizsel işler. Uydu da değil de telsiz santral işleri. Ama geleceğin mesleği diyecek olursak şu anın mesleği olduğu kesin. Geleceğimi mi bilemem ama. Tabii gelecekte kırılmaz ekran çıkar. Yani, bitmeyen batarya çıkar. Televizyonculuğu düşünün. Şu an kaç tane mahallenizde ya da sokağınızda televizyoncu var? Bizim mesela bir tane tanıdığımız televizyoncu var. Ben 7 yaşındayken de vardı. Hala var. Aynı kişiler. Ama bir tane bizim orada. Evet. Başka yok. Toplam şehire baz vurduğunuz zaman belki 20 taneden fazla değildir. Geleceğin meslek türleri hep değişiyor. Sürekli değişiyor. Tabii eskiden olmayan meslekler öğretmenlikti var. Öğretmenlikti bir dönem. Bir dönem mühendislik oldu. Sonra daha uç meslekler oldu. Mesela doktorluk hiçbir zaman bitmeyecek bir meslek. Cihaz oldu. Zaten sadece ekranı da problem olduğu söylendi. Yani bize sadece ekranı değiştir dendi. Biz ekran değişimini yaptık. Yani telefon tamirciliği bu yani aslında. Niye? Genelde karşılaşacağınız manzara ekran kırığı, batarya şişmesi, kasa çatlaması. Şarj olmaz. Bunlar yapılır ve bunlardan genelde para kazanılır. Anakartsal işler problemlidir dediğim gibi. Ekstra makineler, aletler ister. Tabii, yazılım yatırım bilgisi, lazım. Yatırım ister. Acayip bir emek ve elektronik bilgisi ister. O farklı bir sektör ve az gelir. Yani büyük şehirlerdeyseniz merkezi kurumsal bir teknik servisçinin yanında çalışıyorsanız ayrı. Orada işler daha hızlı olacaktır. Anakart tamiri başka bir iş yani. Çok başka. Şarj soketi değiştirip anakart tamir yaptım diyenler var. Ya da orada bir ses hibriti değiştirip anakart tamir yaptım diyenler var. Anakart aslında bir yazılım şebekesiyle entegre çalışır. Anakarttaki bir chipseti değiştirdiğiniz zaman Apple'da özellikle ilgili box'la ona tekrar fabrikanın güncel yazılımını ya da o chipsetin programını yüklemeniz gerekiyor. Farklı bir mecra. İyi söyledin, onu unutmuştum. Bir de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bu iPhone serilerinde TrueTone var. 8 ve 8 Plus üstü cihazlarda. Onu çok soruyorsunuz. TrueTone kopyalamak için cihazın fabrika çıkışı olan ekranı kırık olsa dahi, çalışmasa da başka bir orijinal ekrana kopyalayabilirsiniz. Ama 8 ve üstü olacak ve yan sanayi ekrana TrueTone kopyalayamaz. Aynen öyle. Ve 8 üstü. Geçen sordunuz bize 6'ya 7 Plus olur mu, çok soruldu. Yok ki zaten onlar. 7 Plus'ta TrueTone özelliği yok. 8'den sonra. Çok da önemli bir değil. Yani orijinal anakart olacak falan. O TrueTone makinesini almanıza değmez. Biz söylerdik böyle böyle diye. Yani çok ihtiyaç olan bir şey olsaydı önemli bir şey değil. Lastiklerimizi de takalım. Bunu da takalım yerine. Mengene de kullanabiliriz burada ama biz paket lastiğini tercih ediyoruz. Mengenemiz var ama kullanmıyoruz. Gereksiz. Siz de almayın, boşuna para vermeyin. Gereksiz olan şeyleri pek videoya çıkarmıyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bizden etkilenerek o malzemeyi almanızı istemediğimiz için çıkarmıyoruz. Ya şimdi şu set... Onunla bir tablet, bir laptop da tamir edebilirsin. Hani her zaman işine yarayabilecek bir şey. Ya bu set olmasa da olur. Normal şöyle bir tornavi değil de da yaparsın. Yaparsın ama biz hani videodayız. İşçi hızlı oluyor. Aynen öyle yani. Ama bu set nasıl olur? Güzel, değerli toplu. Tabii. Ya, güzel olur yani. Ya bu çöpe atmış olmuyorsun. Bunların hepsini zaten tek tek almak istesen bu set parası. Aynen. 38 dolar mı 40 dolar mı öyle bir şey de hatırlamıyorum. Yani ekran değişti. Bu şekilde. O zaman arkadaşlar teşekkürler. İletim yükten bahsedeceğimi söylemiştim. Bundan bir önce, iki önceki videoların sonlarına bakarsanız orada anlattım zaten. Diyeceğim başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tamir biraz ciddi oldu. Çünkü cihaz bizim değil. Zarar vermek istemiyorum. Yani. Sahibi var. Diğer cihazlar benim, bizim, abimin. Patlasa da önemli değil. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler. Bye bye.